Baktığımız zaman şimdi Beyrut zaten Lübnan'ın kalbi. Beyrut yok olduğu zaman Lübnan diye de bir ülkeden bahsetmek çok da mümkün değil. Şimdi bu Lübnan'ın son halini gördüğümüz zaman tamamen yıkıma uğramış bir Lübnan. Senin de dediğin gibi zaten bir ekonomik krizle mücadele ediyorlardı. Sosyal kriz vardı. İşte sonrasında bir Covid-19 salgını vurdu Lübnan'ı. Son olarak da bu patlamayla adeta Lübnan'ın ruhuna Fatiha dendi. Şimdi baktığımız zaman Lübnan'dan başlayarak ta İran sınırına kadar büyük bir boşluk doğmuş durumda. Şimdi esas mesele bu boşluğu kim dolduracak? Ve bu Evet. boşluktan ne devşirmek istiyor? Mesela Şimdi sen yarın... Irak'tan başlayayım. Irak, Suriye, Libya'ya kadar değil mi? Ya Bu şöyle bakalım, ülkelerin hepsinde. Bağdat, Şam ve Beyrut. Bu üç tane kadim şehir şu an yok olmuş durumda. Ve büyük bir boşluk oluşturdular. Yani büyük bir güç boşluğu var ortada ve bu boşluğa birileri bir şeyler... İşte Fırat'ın doğusunda birileri bir şeyler doldurmaya çalışıyor. İsrail bir yerden bir şey kendi zaten şu an İsrail belki de kuruluşundan bu yana en rahat dönümünü yaşıyor bölgede. Çünkü kendisine tehdit olabilecek çevrede hiçbir ülke kalmamış durumda. İşte bu 6 gün savaşlarına bakacak olursak o 6 gün savaşlarına katılan hiçbir ülke kalmadı şu an İsrail'in Peki burada kim karşısında. çıkıyor yani aktör olarak? Şimdi Lübnan'da o kadar çok fraksiyon var ki yani siyasi olarak, silahlı olarak Hizbullah'ın yanı sıra öte taraftan Maruniler, Hristiyanların da daha farklı farklı değişik kolları var. İşte Sünniler, işte Hizbullahçı olup olmayıp da farklı yine Şii gruplar var, Dürziler var. Şimdi bunların hepsi orada siyasi aktörler. Çok karışık bir iç yapısı var açıkçası. Ama izninizle ben sen ona Tabii. devam et. Ben ona kardeşim açıklasın. Şunu unutmayalım. Beyrut bir finans merkeziydi. Bunu Evet, o unutmayalım. bankalar meselesi önemli. Kesinlikle. Ama sen o politik şeyi ne olur unutma. Şunu hatırlatayım. Beyrut bir finans merkeziydi. Aynı zamanda Suriye'ye uygulanan Sezar yasasının hedef aldığı Esad'a rejime yönelik uygulanan Sezar yaptırımlarının en hedef ülkelerinden bir tanesi Lübnan'dı. Çünkü Esad'ın bütün sermayesi, birikimi vesairesi Lübnan bankalarında tutuluyordu, fonlarda tutuluyordu. Ve şu an vurulduğu yer, yani Beyrut vuruldu, aslında Esad rejimi kökten vuruldu. Boğazı sıkıldı. Şu an Beşar Esad'ın mali olarak Ama boğazı şimdi kesildi. Hizbullah'ın burada bir O da aynı. Aynı şey. O da rolünden aynı. bahsediyoruz. Şu an bakın, Beşar Esad'ın Lübnan bankalarında bulunduğu tutulan bir şekilde, tutulmaya çalışılan bütün mali birikimi gitti. Suriye'nin mali Ama o birikimi gitti. bankalardaki paralar herhalde daha öncesinde boşaltıldı. Bakın, şu an artık bitti. Yani boşaltılması değil, bitti. Tutulanlar da bitti. İki, aynı zamanda Lübnan Hizbullah'ın bütün şey birikimi gitti ki o patlamalarda göreceksiniz. Onun arkasından askeri işte tesis bilmem ne vesaire de çıkacak önümüzdeki günlerde. Çünkü böyle bir mali işte anlatacak politik yapısı farklı bir Zarar yer. ne kadar? Zararla ilgili mi? 4 Ağustos itibariyle 15 milyar dolarlık bir 5 zarar. milyar deniliyordu. 15 milyar 15 milyar. dolarlık Lübnan'ın 4 Ağustos itibariyle bir zararı var. Ve tabii ki gün geçtikçe bu artacak. Ama size şunu da söyleyeyim. Bir daha çünkü dönemeyeceğiz anladığım kadarıyla. Beyrut Limanı çok ciddi bir gıda sıkıntısı da olacak. 120 tonluk orada şey vardı, tahıl silosu vardı. Şimdi buradaki mesele, işte sen burada bunu devam ettirmelisin. Trablus Limanı Sünnilerin kontrolünde diye Lübnan Hizbullah oraya Trablus Limanı'na yatırım yaptırtmadı. Çivi çaktırtmadılar. Şu an Lübnan'ın deniz seferleri iptal olmuş durumda. Gemilerin nereye gideceği belli değil. Denizden boğazını kesti. Aslında Lübnan'ın boğazı kesildi dün. Açık söyleyeyim. Burada kaybeden Hizbullah mı o zaman? Yani Lübnan kaybetti tabii ki de. Beşer Esad, Lübnan Hizbullah, arkasında İran, daha da derine gidersen Fransa, bu laboratuvar gibi Orta Doğu'da Fransa'nın, bu ülkelerin, Suudi Arabistan'ın yapmadığı pislik kalmadı. Bu Lübnan dediğin ülke, maalesef ülke bile olamadı, açık söyleyeyim. Bir dönem Kürt olsun, bir dönem Şii olsun, bir dönem bilmem ne olsun diyerek aynı tezgahı Irak'ta yaptılar, Lübnan'a taşıdılar. Şimdi aynı şeyi Suriye'de yapıp üçüncü bir laboratuvar gibi milleti gırtlaklata gırtlaklata aynı senaryoyu gözümüzün içine bakarak Suriye'de uygulamaya çalışıyorlar. Lübnan'da niye protestolar vardı? Lübnan'da sokak hareketlerinde Hizbullah Lübnan'dan dışarı çıkartılmalı diye gösteriler yapıldı. Kavgalar çıktı. Bunları unutmayalım. Ekonomik kriz tabii ki büyük bir şey Bugün ama... Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres bir açıklama yaptı. Dedi ki Lübnan devleti Hizbullah'ı silahsızlandırsın dedi de. Bakın Yani bunu son silahsızlandıracak güç bu Lübnan devleti patlamanın olamaz. Lübnan öyle bir bak devlet mekanizması yok bu maalesef. patlamanın olmasından önce
Lübnan kaynakları Lübnan Hizbullah ile Beşer Esad rejimine tırlarla yardım göndermeye kalktığı zaman Lübnanlara sokaklara çıkıp tırları durdurdu. Biz açız, biz ilaç bulamıyoruz. Siz nereye yardım gönderiyorsunuz? Bu neyin davasıdır diye tırları durdurup tırları yakmaya kalktılar. Politik meseleler buraya kadar geldi. Selnur, devam edelim o zaman. Şimdi baktığımız zaman bir de İsrail'e dönecek olursak. Mesela Mete Bey'in dediği gibi orada bir açıklama vardı. En son ben Twitter'da gördüğüm kadar öğle saatleriydi sanırım. İsrail mesela Hayfa Limanı'ndan endişelenmiş durumda şu an bu patlamadan dolayı. Çünkü Mete Bey'in dediği gibi Hayfa Limanı'nda çok büyük amonyum nitrat depoları var. Hatta amonyak depoları varmış orada. Ve diyor ki İsrail'li bakan, bize böyle bir saldırı yapılırsa biz ne yapacağız? Çünkü Hayfa İsrail'in de kalbi olan bir liman. Evet. Ve oraya biliyorsunuz Çin de büyük bir yatırım yapmak hazırlığında. Ama Hayfa'nın da bu anlamda real değeri de artmış oluyor tabii Hayfa Limanı'ndan. Tabii evet. Şimdi şu an öyle ama aynı zamanda da yerle bir oldu. Hedef haline gelmiş oluyor şu an. Diğer taraftan baktığımız zaman, ama son dönemde mesela son birkaç haftadaki İsrail'in hareketlerine bakacak olursak Netanyahu'ya yönelik çok büyük protestolar vardı ve Netanyahu çok sıkışmış durumdaydı ve bir anda bir baktık ilk önce bir Suriye'ye saldırdı, sonra bir Lübnan'a saldırdı, sonrasında olmadı Gazze'ye saldırdı. Yani Netanyahu da bir çıkış arıyor girdiği şeyden, siyasi sıkışmışlıktan. Ve belki de böyle bir çılgınlık yapmış olabilir diyorum. Çünkü bu yapılan saldırı, eğer bir saldırı varsa arkasında, çılgınca bir saldırı. Çünkü bunun arkasındaki kişi ya kurum, devlet ya da örgüt ortaya çıktığı zaman bunun bedelini çok ağır ödeyecek. Çünkü yapılan belki de insanlığa karşı bir saldırı niteliğini taşıyor şu an Lübnan'da yapılan. Çünkü direkt sivil hedefler zarar görmüş durumda. Bir şehir yıkılmış durumda. Haritadan silinmiş durumda. Ya belki de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük patlama bir şehirde gerçekleşen baktığımız zaman. Çünkü o yüzden Nagasaki ve Hiroşima'yla karşılaştırıyorlar. Ve baktığımız zaman burada artık yerel aktörleri aşmış durumda bu şey. Ya mesela yarın Macron geliyor. Onun meselesi var, yıl dönümü yani. Hiroşima'ya atılan bombanın bu gece anmaları başladı işte bölgede. Yani bu da şimdi hani komple teorisi demeyelim ama işin içine Lübnan kelimesi gidince, bir de buradaki dahili elleri düşününce, yani yıl dönümü her şey, Allah Allah. Tabii şüpheye açık, çok açık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.